Merhaba hanımlar, Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah her biriniz iyisinizdir. Çok şükür ben de iyiyim. Bugün Cenk bordo yazmam var, ipimde çizmeli 902 numara. Hepimizin sevdiği gibi tek seferde biten bir model hazırlayacağım. Modeli ben oldukça sevdim. Tek seferde bitiyor ama görünümü bence daha zengin, daha hoş duruyor. Basit durmuyor bana göre. Hoşuma gitti ve hemen sizlerle de bugün onu paylaşmak istedim. Zürafam hazır göründüğü üzere. Zürafamda merak edip soranlar oluyor. Yine kanalımda 2 adet zürafa videosu var. Onları da izleyebilirsiniz biraz aşağılarda. Kaçırıp tekrar benden zürafa videosu isteyenler oluyor. Zaten mevcut dediğim gibi biraz aşağılara inerseniz göreceksinizdir. Şimdi ben hemen ipimi iğneme sabitleyip modelime başlamak istiyorum. Yine kaçıranlar için de tekrar iğneme ipimi nasıl sabitliyorum hemen onu da bir göstereyim. İpimi iğneme geçiriyorum. Şöyle küçük bir miktar burada kalıyor. Dibinden tutuyorum. Diğer elimin baş parmağıyla işaret parmağının dışından daire yapıyorum ipimi. Bu dairenin içerisinden geçiriyorum. Sonrasında şöyle arkadan bir düğüm atıp güzelce sıkıyorum. Bu kadar. İpimi hemen sabitliyorum. İki defa doladım iğneme. Bakın kalan uç kısmını ipimin buradaki düğümün arasına sıkıştırıp saklayacağım. Bunun için burayı böyle çok minik minik çekin. Birden çekerseniz ipiniz tutmaz ve tekrardan düğüm atmak zorunda kalırsınız. Burada başlarken şöyle 3-4 adet bir zürafa yapayım. Şöyle 4 adet yaptım. Bir tane boş bırakıyorum şimdi ve diğerine geçiyorum. Burada biraz büyükçe bir gözenek oluşturacağım. Şöyle göz kararı bıraktım. Umarım yeterli olur. Tekrar içerisinden geçerek ipimi başa alıyorum. Arkadan da ikisini eşit miktarda tutuyorum. Burada kanat yapacağım. Bunun için bir tane pırpırla başlıyorum. Tekrar pırpırımın tepesine geliyorum. Herkesin yapabileceği bir model. Zor bir tarafı yok. İkinci düğümü de attım kanadıma. Tekrar çıkıyorum. Bu da üçüncü düğüm. Üçüncü düğümden sonraki aşağıya indiğim ipim hafif, diğerlerine göre çok hafif, fazla olsun. Çok hafif. Burada da dördüncü düğümü yaparken biraz da geriye getiriyorum ipimi. Bu kısma 3 adet pırpır yapacağım. Üç tane pırpırımı yaptıktan sonra pırpırlarımı parmaklarımla yukarıya tam böyle tepesine taşıyorum kanadın. Tekrardan burada aşağıya iniyorum. İnerken de ipimin fazla olan görüntüsünü çektirip azaltıyorum. Sıkı bir düğüm attım.
Bitirdikten sonra kanadımı iyice köşeye sıkıştırıyorum. Tekrardan aynısını başlayacağım. Burada bunun gibi toplamda 3 tane olacak. İkincisini yapıyorum. Pırpırımı yaptım. İkinci düğümü attım. Şimdi üçüncü düğümü atıyorum. Üçüncünün aşağıya indiğim ipini bir miktar diğerlerine göre büyük bırakıyorum. Dördüncü düğümü yaparken de biraz böyle geriye doğru geliyorum ki ön kısmına 3 adet pırpır yapabileyim. İki ve üç. Sonra dediğim gibi kanadın tepesini toparlıyorum, çekiştiriyorum parmaklarımla. Ve bunun da aşağıya inerek bitirmiş oluyorum. Şuradaki fazla görüntüyü biraz almaya çalışın. Burayı da bitirince tekrar bir toparlama yapın yukarıya doğru. Şimdi üçüncü kanadımı da yapayım. Şöyle biraz yan çevireceğim ama rahat yapabilmek için. İkinci düğümü atmış oldum. Tekrar aşağıya iniyorum. Bu da üçüncü düğüm. Üçüncünün aşağıya inerken bir miktar diğerlerine göre bu ipimi biraz büyük bıraktım. Fazla bir büyüklük değil bu. Dördüncü düğümü atarken de geriye doğru gelmeye çalışıyorum ki bu kısma 3 adet pırpırımızı yapabilelim. Üçüncü düğümü de attım. Elimle tepeye toparlıyorum pırpırlarımı. Ve buranın son inişini yapıyorum. Son inişi yaparken de dediğim gibi bu fazla görüntüyü biraz azaltmaya çalışalım. Ve tekrar bunu da bir yukarı yapalım parmaklarımızla. Şimdi bu kısımda eşit miktarda dağılımını sağlamamız gerekiyor ki güzel dursun. Burada hemen yanındaki zürafama iniyorum. Burada şöyle 5-6 adet yapıp modelden uzaklaşıp ara model hazırlayacağım. Benim zürafalarım burada oldukça küçük. Altıncıyı da yapayım.
6 adet zürafa yapmış oldum. Dediğim gibi zürafalarım benim küçük burada. Şöyle onları da bir düzelteyim. Evet. Şimdi 7. zürafayı yaparken ara modelimi yapacağım. Burada geriye dönüyorum. Bir kuyumcu kafesi yapıp tekrar bunun tepesine geriye çıkıyorum. Yine geriye çıkarken bir miktar daha gerideyim. Buraya da 3 tane pırpır yapayım. Pırpırlarımı bitirince yine parmaklarımla tam tepeye toparlayayım. Tekrar iniyorum aşağıya. Burada 2 adet zürafa yapıp tekrar ikinciden geriye dönüyorum. Kuyumcu kafesi yapıyorum. Tekrar kafesimin tepesine geriye dönerek 3 adet pırpır yapıyorum. Tepeye toparlıyorum sonra bitirince ve hemen yine yanındaki hemen zürafaya tekrar iniyorum. İki adet zürafamı yapıyorum. Burada ipim de kısaldı. Kısalmışken burada da ip eklemeyi kaçıranlar için bir kere daha ip eklemeyi gösterip modelimi tamamlayacağım. Bu kısımda parça ipimi şöyle bu tarafıma aldım. Tekrar yeni ipimi alıyorum. Zürafanın üstüne getirdim. Yavaş yavaş yapıyorum ki ipim tekrar kaçmasın diye. Kalan ipimi de yine düğümün arasına gizlemiş oldum. Sıkı bir düğüm atıyorum. Burada ne yapmıştım? Bir tane kuyumcu kafesi yapıyorum. Şimdi parça kalan ipimi de tam dibinden kesebilirim. Hiç eklememiş gibi, ipimiz hiç bitmemiş gibi tekrar devam ediyoruz. Kuyumcu kafesimin tepesine tekrar çıkıyorum. 3 adet pırpırımı yapıyorum. Pırpırlar bitince parmağımızı da tepeye toplayalım. Hemen yanındaki zürafama da iniyorum. Evet. Arada ben 3 adet bırakıyorum. Şimdilik modelini göstermiş olayım böyle. Yine kenarda 6 adet boş zürafam vardı.
5 ve 6. Şimdi 6. zürafamdan sonra bir tane boş bırakıyorum. Diğerine geçerek burada olduğu gibi gözeneğimi oluşturacağım. Gözeneğimi biraz böyle büyükçe yapıyorum ki kanatlarım içine sığabilsin. Tekrar içerisinden geçiyorum. Arkadan iplerimi eşitleyip diğer parmaklarımla tuttum ki iki ipim eşit olsun. Ve tekrar kanat bölümlerine buralarda başlıyorum yapmaya. Bunun için de bir pırpırla başlıyoruz. Şimdi ben kalan bölümlerimi de tamamlayacağım. Modelimi biraz daha ilerletmiş haliyle burada olacağım. Hanımlar, modelimi tamamladım. Bu şekilde 3 adet yaptım. Ekrana sığmasa da tek seferde biten modellerde ne kadar uzun bir mesafe yapıp sizlere gösterirsem modeli daha iyi anlıyorsunuz. Nasıl göründüğünü daha iyi anlayabiliyoruz bu şekilde. Evet, ben kendi adıma gerçekten çok fazla beğendim. Her renk yazmanıza, düz yazmanıza muhteşem olacaktır. İnanın keyifle yapılıyor ve çok güzel de ilerliyor. Akıcı bir ilerlemesi var. Ben hemencik de yaptım. Çok da keyif aldım. Şöyle yazmanın üzerinden de görmenizi istiyorum. Bir de diğer yüzünden göstereyim sizlere. Şöyle bir tane yakından tutup bekleyeyim. Evet. Ben çok fazla beğendim. Sizler nasıl buldunuz? Onu da merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız da çok çok sevinirim. Şimdi modelin fiyatına gelirsem ben bu modeli yazma haricinde sanırım 55-60 TL arasında yapardım. Bugün de Şükran Kaplan Hanım'a çok çok sevgiler, saygılar gönderiyorum. Kendisine desteklerinden ötürü ve güzel yorumlarından ötürü çok çok teşekkür ediyorum. Yine izleyen sizlere, her birinize teşekkür ederim. Ve son olarak abone sayım 50.000'i geçmiş. Abone olan her birinize çok teşekkür ediyorum tekrardan. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Bir sonraki yeni modellerle inşallah yine görüşmek üzere, hoşça kalın.